Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte daha önce de yorumlarda çok denk geldiğim bir sorunun cevabını vereceğiz. Nedir bu? Mesela yayın yaparken Discord sesinizi, müzik sesini, oyun sesini, video sesini ayrı ayrı kontrol etmek istiyorsunuz. Bununla alakalı birkaç araştırma yaptığımda bu özellikleri sağlayan bir OBS plugin'i olduğunu keşfettim. Ve bu plugin'i birlikte OBS'imize kuracağız ve hangi ayarları yapacağımıza birlikte bakacağız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak açıklama kısmında bulunan linkten bu sayfaya geliyoruz. Aşağı kısımda bulunan assets kısmındaki minik okçuğa tıkladığımızda download özellikleri gelecektir. Burada Windows Capture Audio 2.0.0 Beta 3 Setup Exe dosyasını indiriyoruz. Ve bunu indirdikten sonra direkt olarak bilgisayarımıza yüklüyoruz. Ve gördüğünüz gibi biz bunu harici bir kaynaktan indirdiğimiz için bize Windows bu şekilde bir uyarı verecektir. Buradan ek bilgi diyoruz. Yine de çalıştır diyoruz. Ve evet diyoruz. Kabul ediyoruz. Next, next. Evet, next. Install diyoruz ve uygulamamızı yüklüyoruz. Sonrasında finish'e basıyoruz. Şimdi benim burada sizlere anlatmak istediğim, söylemek istediğim çok önemli bir konu var. Şimdi arkadaşlar, ben bu şekilde sizlere pluginler, uygulamalar anlatıyorum ve bunları sizlere nasıl kurulacağını, nasıl kullanılacağını gösteriyorum. Yorumlarda çokça kez gelen sorulardan biri, abi güvenilir mi? Arkadaşlar, güvenilir olmasa ben kendi bilgisayarıma kurar mıyım? Bir. İkincisi, güvenilir olmasa, güvenilir olmayan bir şeyi neden sizlere anlatayım? Neden sizleri sıkıntıya sokayım? Lütfen sizden ricam, abi güvenilir mi diye sormayın. Güvenilir olmasa ben neden sistemime bu uygulamaları kurayım ve sizlere anlatayım? Birazcık mantık rica edeceğim. Şimdi devam edelim. OBS programımızı çalıştırdıktan sonra ayarlar bölümüne giriş sağlıyoruz ve buradan ses bölümüne giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi masaüstü sesi, mikrofon vesaire hepsi devre dışı. Biz buradan sadece mikrofon yardımcı sesimizi, mikrofonumuzu seçiyoruz. Masaüstü sesi vesaire hepsi devre dışı olacak. Sonrasında uygula diyoruz, tamam diyoruz ve OBS'imiz bizim sadece mikrofonumuzu alıyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey, bir tane buradan sahne kaynağı ekliyoruz. Buna ne diyeceğiz? Ben şöyle örnek yapayım hemen sizlere. Ses ayarları diye ben bir sahne açıyorum. Bu sahneyi açtıktan sonra kaynaklar kısmına artı diyorum ve buradan Application Audio Output Capture geliyor. Yani bu bizim pluginimizle birlikte gelen eklenti oluyor. Application Audio Output Capture'a tıklıyorum. Mesela buna diyorum ki Discord. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi buradan mod olarak Capture Specific Window'u seçiyoruz. Yani alt tarafta açık olan uygulamalarımızdan birini seçiyoruz. Buradan Window'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi burada Discord'umuz gözüküyor. Buradan Discord'u seçerek, yani burada Discord ses kanalınız neyse onu seçiyorsunuz. Ve sonrasında tamam dediğinizde gördüğünüz gibi burada Discord bölümü geldi. Mesela buna bir örnek yapalım. Mesela ben hemen YouTube kanalımı açıyorum. Kanalıma geldim. Selamlar arkadaşlar. Buradan bir videomu açacağım. Ama bunun öncesinde şunu yapmak istiyorum. Hemen geliyorum kaynaklar kısmına. Ekle diyorum. Application Audio Output Capture'ı tıklıyorum. Buna diyorum ki YouTube sesim bu. Tamam dediğimde buraya geliyorum. Ve buradan YouTube Google Chrome'u seçiyorum. Ve tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya YouTube'da geldi. Hemen buradan ben bir videomu açıyorum. Biraz da sesini kısarak açayım ki arkadaşlar, sizi taciz etmesin. Bu videomuzda sizlerle birlikte... Bakın, sesim ve YouTube ayrı. Bunu ben buradan YouTube'u ayrı bir şekilde kısabilirim. Ayrı bir şekilde de sesini arttırabilirim. Mikrofonumu ayrı kontrol ediyorum. YouTube'umu ayrı kontrol ediyorum. Discord'umu ayrı kontrol ediyorum. Buna başka ne yapabiliriz? Hemen videoyu durduralım. Mesela örnek veriyorum, oyun diyelim. Yine aynı şekilde bir tane oyun açalım arka planda. Hemen arka planımızdan ne açalım? Mesela Bloons'u açalım. Hemen buradan sağ tıklıyorum. Ekle diyorum. Application Audio Output Capture tıklıyorum. Ve diyorum ki buna oyun. Tamam diyorum. Ve buradan geliyorum, diyorum ki Bloons TD6. Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi oyunumun sesi de buraya geldi. Bunu da
ayrı bir şekilde buradan kontrol edebiliyorum. Mesela harici başka bir şey de yapalım. Mesela diyelim ki Spotify. Hemen yine aynı şekilde Spotify uygulamamızı açıyoruz. Hemen buraya geliyoruz, diyoruz ki ekle diyoruz. Application Audio Output Capture diyoruz. Buraya diyorum ki Spotify. Tamam diyorum ve buradan gördüğünüz gibi Spotify'ı seçiyorum ve tamam diyorum. Ve ne oldu burada? Gördüğünüz gibi Spotify, YouTube, oyun, mikrofon, Discord, yani bütün ses ayarlarımı ayrı ayrı OBS'e atmış oldum. Mesela buradan bir tane müzik dinleyelim ve gördüğünüz gibi Spotify burada hareket ediyor. Tabi burada benim sesim çok kısık. Şöyle açalım ve gördüğünüz gibi burada müziğimi, mikrofonumu, oyunumu, YouTube'umu, yani aklınıza gelebilecek bütün uygulamalarımın seslerini burada ayrı ayrı yönetebiliyor olacağım. Şimdi biz bütün ses ayarlarını OBS'te bir sahnemize ekledik, değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki diğer sahnelerde bu iş nasıl olacak? Şimdi hemen yine bunları size göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bizim bir sahnemiz var. Bomboş, hiçbir şey yok. Burada yapmamız gereken şey şu. Kaynaklar kısmına geliyoruz. Sağ tıklıyoruz, ekle diyoruz. Ve buradan sahneyi seçiyoruz. Sahneyi seçtikten sonra buradan ses ayarları yazanı seçip tamam dediğinizde gördüğünüz gibi tüm ses ayarlarımız buraya geliyor. Yani sonrasında siz bu sahneye isterseniz kameranızı eklersiniz. Video yakalama aygıtı tamam diyoruz. Ve buradan geliyorum, OBS'i seçiyorum ve gördüğünüz gibi buraya isterseniz kameranızı ekleyin. İsterseniz işte standart sahne ayarlarınızı, ne bileyim tarayıcınızı, bildirimlerinizi vesaire her şeyinizi istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Ve yaptığınız tüm sahnelere, yani ekstra olarak açtığınız tüm sahnelere mutlaka ve mutlaka bu ses ayarları sahnenizi eklemeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Yani bu yöntemle de işte seslerinizi istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi ayarlayabiliyor olacaksınız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kadar basit bir plugin ile bütün ses ayarlarımızı, bilgisayarımızda bulunan tüm sesleri ayrı ayrı OBS'imizde kontrol edebileceğiz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yayın hayatınız tahmin ettiğinizden daha mutlu olmasını temenni ediyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.